Zabit Samedov, 22 yaşında, 1.85 boyunda, 94 kilo, 67 maç, 61 galibiyet, 1 mağlubiyeti var. Bu arada 5 kez de beraberliği bulunuyor. Zabit Samedov geldi. O İstanbul'da. Zabit Samedov İstanbul'da. İşte karşınızda. İstanbul'un havasını kokluyor. Azerbaycan'dan. Dünyanın en tatlı insanların yaşadığı ülkeden. Hadi o kadar haksızlık etmeyelim ama dünyanın en tatlı insanların beraber olduğu diyelim. Pek çok ülke birbirinden güzel ama bizim komşumuz, bizim dostumuz, bizim kardeşimiz ülkemizden, Azerbaycan'dan geliyor. Onu sadece Türkiye değil, bütün dünya tanıyor. Kendisi aynı zamanda Türkçe de konuşabiliyor. Karşınızda Zabit Samedov vardı. İşte gecenin final maçında. Sol tarafta Fransa'dan geliyor. Müthiş bir sporcu, olağanüstü bir sporcu. David Dankade. Ve karşı tarafında Azerbaycan'dan gelen Zabit Samedov. İşte müthiş maç başlıyor. Zabit Samedov, David Dankade maçı az sonra başlayacak. Bu maçın ardından bir maç daha var. Ne maçı var? İşte K1 Networking İstanbul'un şampiyonunu belirleyecek maç var. Çeyrek finali geçtiler, yarı finali geçtiler, finale kadar geldiler. Bir Almanla bir Brezilyalı. Olağanüstü bir kapışma bizleri bekliyor. Bu maçın hemen ardından bizlerle birlikte olacak. Ama Zabit Samedov o sıçrayarak jumping punch vuruşlarını yine yapacak mı? Bunu bekliyoruz. Neler yapacak? Açıkçası ben Zabit Samedov'un yanındayım. Zabit Samedov, David Dankade maçı. Bakalım neler gösterecek bize. Gözler son kez birbirine bakıyor. Maç öncesinde hakem iki sporcuyu da yanına çağırdı. Girardi, Belçikalı hakem, K1'in resmi hakemi. Ve maç başladı. David Dankade hemen bir high kickle denemede bulundu. Sonra bakın bir tane low kickle ben. Ne olduğunu şaşırtıyor. Şimdi bir high kick çıkarttı Zabit Samedov. Zabit şimdi rakibinin gözlerine bakıyor. Bir an bile almıyor. Yine bir süper hareketi yine yerde. Çok kuvvetli bacakları var. Bunu kullanacaktır tabii ki. Zabit Dankade de şimdi low kickler vurmaya başladı Zabit Samedov'a. Zabit Samedov İstanbul'da. Ringde değerli izleyiciler. Dile kolay. Şimdi bir low kick denemesi Brezilyalı. Birazdan da ringe çıkacak Brezilyalı. Müthiş bir final olacak. Alman'la kapışacak. Ama öncesinde bakın burada Zabit Samedov'la gecenin en önemli karşılaşmalarından bir tanesine sahne oluyorlar. Şimdi Zabit Samedov'un bir vuruşunu gördük. Zabit rakibe bir push kick. İpleri astı resmen. Burası yaklaşık 36 metre karelik bir ring. Herhalde en az 10 tur attı şu ana kadar. Bakın bir kez bu şekilde yere düşürüyor. Hiç de kolay bir olay değil bu. 3 kez süpürme hareketi, üçünde de rakibini indiriyor. Bakın karşı rakibine vurdukça vuruyor Zabit Samedov. Ama bakın disiplini asla kaybetmiyor değil mi? Gardı kapalı. Her an kontra bir yumruk almamak için her şeyi ortaya koyuyor. Rakibi şöyle bir itti. Diz darbesi geldi. Sağ kroşeden ilk kere kurtuldu. Belki de knockout olacaktı bu Fransız. David Dankade. Şimdi bacağından tuttu. Hakemini saymamalı. Bacağından bir çevirme yaptı. Zabit Samedov. Şimdi gitti üzerine. Midesine doğru bir vuruş yaptı. İlk roundda artık son dakika içindeyiz. Zabit Samedov. Karnı tuttu, sol köşeyi yapıştırdı, köşede tutuşturdu rakibini. Fransız'ı kameraya da bir darbe. Şimdi burada Zabit Samedov. Sokuluyor rakibine yine. Şimdi bacağından tutar gibi oldu, böyle sarıldılar.
30 saniye kaldı. Yaklaşık 30 saniye. David Tancrade, Fransız Zabit Samedov karşısında iyi direndi şu ana kadar ama 3 kez süpürme hareketi sonrasında low kicklerle yerde kaldı. Tabi bu bir knockdown olmadığı için maç hareketi devam ettiriyor. Hakem 3 defa sayma gereği duymuyor, 3. de maçı bitiriyor. Bunu söyleyelim sizlere. Şimdi sorularla rakibini sıraklamaya başladı. Sonra bir darbe vuracaktı ama çok acayip bir dövüş stili olduğu için Zabit biraz zorlanmaya başladı. Çözemedi bir türlü rakibini. Nereden girsem, nasıl vursam bir türlü o istediği, arzuladığı yumrukları atamadı. İkinci roundda her şey belli olacak. İkinci round bize neler gösterecek? Zabit Samedov, David Tancrade maçındayız. Gecenin şampiyonunu izlemek istiyorsanız, gecenin en büyük şampiyonu kim olacak onu izlemek istiyorsanız çeyrek finali geçip yarı finale çıkan, yarı finalde rakiplerine aman vermeyip adını finale yazdıran isimler Alman Klişinski ile Brezilyalı Miranda karşılaşacaklar. Bu gece 3. maçlarında nasıl yumruk atacaklar, nasıl tekme atacaklar açıkçası aklımız almıyor. Tabii bunları çok gördük. Sürekli Eightman Fighting'leri ekrana getiriyoruz. 8'li dövüş organizasyonlarında bunu sürekli görüyoruz ama yani hep görüyoruz, hep şaşırıyoruz. Burada bakın, İstanbul'da 2. round Zabit'le Tancrade arasındaki maçta. Son kez rounda başlarken bir centilmenlik gösterisi Tancrade. Bakın, inanılmaz bir kurnazlık içinde rakibinden çok iyi kaçıyor. Ona istediği fırsatları vermiyor. Aradaki mesafeyi sürekli açık tutuyor. Dönerek bir spinning back kick yaptı. Sonra rakibini kolları arasına aldı. David Tancrade de öyle az buz bir isim değil. O bir Fransa şampiyonu 2004'te. Aradan ne geçti ki 3 sene sonra? İşte burada İstanbul'da dövüşüyor. Rakibi Zabit Samedov. Bir sol aldı ama gardında kaldı. Banamasın demiyor. Zabit Samedov bir sağ direkt gönderdi. Sonra hemen rakibin üzerine gitti. Köşeye sıkıştırdı. Bakalım nasıl bir darbe serisi gelecek orada. Aldılar onları ortaya. Hemen bir diz darbesi vuruyor Zabit Samedov'a. Hemen bir daha aparkat veriyor. David Tancrade. David Tancrade. Şimdi bakın Zabit Samedov bir low kick aldı bacaklarına, blok koydu orada. O kadar kuvvetli bacakları var ki zaman zaman bu sporcularla şakalaşıyoruz böyle. Bacaklarına vurdurmaya çalışıyorlar, vurun hiçbir şey olmuyor der gibi. Bize çok garip geliyor ama onlar için o bacak yapısını, o kas yapısını oluşturmak o kadar uzun yıllar alıyor ki inanın adeta taş oluyorlar, bir kaya haline dönüşüyorlar. Adeta demir gibi oluyorlar. Tabi bakın işte Canfin maç vuruşunu yaptı. O beklenen vuruşunu gösterdi. Arkası gelecek mi bunu bekliyoruz. Ensesine de bir darbesi var. Finale geldik, çattık. İkinci rounddayız. Üçüncü round bitecek. Sonra gecenin finali başlayacak. Bu gecenin İstanbul Kabir Networking'in yapılma sebebi, ana unsuru bir şampiyon belirlemek. O şampiyon bu maçın hemen ardından başlayacak. Çeyrek finali izlemek, yarı finali izlemek yetmiyor. Kazanan kim olacak bunu görmeden yatmak olmaz. Gökhan Sakin'in bu maçında bu gece olağanüstü bir maç yaptı. Olaylar çıktı, çok büyük bir kavga çıktı. Ama o sadece orada kaldı, sonra barıştılar. Bakın ne kadar sert bir push kick. Sokmuyor bir de rakibine. Bir high kick denedi, blokladı hemen. Paratında kaldı. Çeşitli fentler uyguluyor ama orada zaman zaman fake'leri de atıyor. Bakın hemen kaçtı orada. Bacağını gösterip vurdurmaya çalışıyor. Tam vuracakken de kaçıyor Zabit. Şimdi bakın yeni bir fent gördük. Bir fake. Sonrasında orada middle kick yapacaktı ama karnında ciddi darbeler meydana gelmemesi için gardını zaman zaman değiştirmesi de gerekiyor. Profilden bakması gerekiyor rakibine. Şimdi bakın ikinci roundun gong sesiyle birlikte son bir vuruş geliyor Zabit Samedov'dan. K1 İstanbul devam ediyor değerli izleyiciler.